Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizleri şöyle iplerimle karşıladım. BİM'den almış olduğum iplerim. Şöyle tığım. Evet, bu iplerimi BİM'den aldım. Şöyle batik ipler. Bir tane bundan aldım. Üç bundan. Üç de bu diğerinden aldım. Şu şekilde. Ören Bayan favori ipleri. Şöyle 7 tane tığımı aldım. Bir tanesini çıkarım. Şimdi 2 numaradan başlayıp 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 olarak devam ediyor tığlarımız. Evet. Bu şekilde bunları aldım. Şimdi ben sizlere bu almış olduğum iplerden kızlara atkı falan yapacağım. Onların videosunu çekeceğim. Şimdi bunda şöyle bir model başladım atkı olarak. Evet, şöyle bir model başladım. Şöyle arka tarafı böyle ön yüzde bu şekilde çift taraf olarak da kullanılabilir. Şöyle 3 numara tığla yaptım. Şu şekilde size şöyle göstereyim. Bu imlekler böyle çift taraflı. Şöyle mesela arasından böyle şey yaparak göstereyim. Mesela bu tarafta böyle, bu tarafta böyle. Bu şekilde devam ediyor. Ben hırka yelek falan örerim diye almıştım ama kızlar atkı bere istediği için ben de böyle örmeye başladım. İnşallah şimdi bunun yapım aşamalarını anlatacağım. Beresini yaptığım zaman da onu da paylaşırım. Evet, şimdi hemen yapımına geçeyim bunun. Evet, şöyle bir tanesinin küçük bir parça göstereyim. Bunun ipini daha koparmayayım. Bu şekilde olsun. Evet, baya bir ucuza gelmişti BİM'de ipler. Ben de almıştım baya bir ama gelenler olmuştu. Onlara ayıp olmasın diye, hak geçmesin diye birazını verdim diğer bayanlara. Ama çok uygundu. Çok da güzel, hoş örülüyor bu ipler. Şöyle hemen zincirlerimizle başlayalım. İstediğimiz boyutta zincirler çekerek başlayalım. Şöyle tığım 3 numara. Bu modelden atkı, dediğim gibi hırka, yelek modeli de güzel olur. Şu şekilde şu kadar yeter herhalde. Şöyle biraz daha kısaltayım. Video fazla uzun sürmesin. Evet, böyle zincirimizi çektikten sonra hemen birinciyi bırakıp ikinci zincirimizin içinden girip şöyle tığımıza imleklerimizi topluyoruz. İlk sırasını bu şekilde yapıyoruz. Evet. Böyle imleklerimizi her zincirin içinden imleklerimizi topluyoruz. Şu şekilde. Bir tane daha yapalım hemen. Son zincirimizin içine. Şu şekilde. Evet. Şimdi hemen imleklerimizi toplamaya başlayalım. Şöyle. Başına ip aldım. Hemen çektim. Birer birer topluyorum şöyle imlekleri. Evet, böyle toplayarak başa geldim. Evet, şu şekilde. Şöyle şunu kaldırayım. Kamera buna odaklanıyor. Evet, şöyle ördükten sonra hemen imleğimi uzatıyorum. Şu baştaki imleğimi
Hemen burada şu arka tarafta şöyle şurada böyle ters haroşa örgü gibi gözüküyor. Onların içinden şöyle hemen şu baştaki biraz zor olur. Evet. Şöyle geçiş yaparak ilmeğimi uzatıyorum. Hemen diğerine geçiyorum. Onun içinden de şöyle ilmek alarak şu şekilde uzatıyorum. Hemen diğerine böyle arka taraftaki haroşa gibi görünen ilmeklerimizin hepsinin içinden şöyle uzun ilmek çıkarıyorum. Bunu da elimle tutuyorum ki kısalmasın. Aynı boyutta olsunlar. Şu şekilde. Bu modeli yabancı bir kanalda görmüştüm. Oradan modeli sizinle paylaşayım dedim. Şöyle çıkardığımız ilmekleri elimizle tutalım ki hepsi aynı boyda olsun. Şöyle eldivenini falan da öreceğim. Onları da hep sizinle paylaşırım inşallah. Şöyle sondakinde içinden imleğimi çıkardım. Evet, bu şekilde imleklerimizi çıkardım. Şimdi toplamaya geçiyoruz. Önce bir şöyle birer birer topluyorum. Çabuk ilerleyen bir model. Yani severek yapacağınız bir model olduğu için kolay da. Evet, bu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi burada da yine aynı şekilde ilmeğimizi hemen uzatıyoruz. İstediğiniz boyutta. Burada da arkadaki bu arka tarafa kalan ilmeklerin içinden şöyle şu baştakinde sadece biraz zorlanırsınız. Şöyle geçirmekte. Evet. Şöyle bir tane hemen diğerine. Buradan da bir tane aldım. Şöyle hemen dizdim, diğerine geçtim. Katı geldi öne hemen. Şöyle hepsini aynı boyutta yapalım. Şu şekilde şu arkadaki ilmeklerin işlerinden ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Şöyle hemen. Şöyle bütün arkadaki imleklerin hepsinin içine
Batmamız gerekiyor yoksa şu şekilde. Şimdi hemen birer birer topluyorum. Şöyle. Evet, hepsini tek tek topluyoruz. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle arka tarafta bu şekilde oluyor. Böyle çift kat gözüküyor modelimiz. Şimdi yine aynı şekilde imleğimi uzatıp buradan bu arkadaki imleklerin içinden toplayarak devam ediyoruz. Şekilde. Çıkardığımız imlekleri de bu parmağımızdan tutarsak hepsi aynı boyutta olur. Evet, bu sırayla başa geldik. Bu şekilde. Şöyle göstereyim tığda size. Şöyle arka tarafta bu şekilde. Evet, şimdi buradan bu imleklerimizi böyle birer tane birer tane alarak birer birer başa kadar bu şekilde devam edelim. Evet, ben birkaç sıra öreyim. Model daha böyle gün yüzüne çıksın. Ondan sonra görüşelim. Arkadaşlar ben bu kadar ördüm. Şimdi bir son sırayı da bir tane sizinle yapalım. Şöyle daha iyi anlatabilmem için. Evet, imleğimizi ne kadar boyutta istiyorsanız bu boyutta tutun. Daha sonra hemen arkasındaki şöyle biraz imleğimi uzatayım. Evet. Hemen burada arka tarafında bu haroşaya benzeyen yerlerden şöyle zaten ördüğünüz zaman fark edersiniz şu arkadaki imleklerin içinden şöyle imlekler çıkarıyorum. Çıkardığım imleği de parmağımla tutarak böyle başa kadar devam ediyorum. Çok böyle iplerde zaten güzel olduğu için böyle öğrerken kendiliğinden gidiyor sanki. Modelim de bir o kadar böyle yumuşak, çabuk ilerleyen kolay bir model. Şöyle bunu da aldım. Şu sondakini de imleğimizden de çıkaralım. Şöyle imleklerimi çıkardım. Şimdi bunları birer birer örerek
Başa kadar geliyorum. Bu model Tunus işine benziyor ama Tunus işinde böyle önden ilmekleri alıyorsun. Bundan arka taraftan ilmekleri alarak bu görünümü elde ediyoruz. Evet. Şu tarafa alayım. Evet, şöyle oldu modelimiz. Şimdi hemen yine aynı şekilde bu arkadan şöyle ilmeklerimizi, modelimizi yapıp bitirdikten sonra modelin kapatma yönü, şöyle biraz bunu bollaştırayım. Hemen buradan şöyle ilmeklerimizi uzatmadan şu şekilde kısa ilmekler olarak başa kadar yine aynı şekilde toplayalım. Şimdi arka tarafta bunların içinden ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Hiçbir ilmeğimizi atlamadan hepsinden ilmek çıkarıyoruz. Son bir tane kaldı. Hemen ondan da şöyle ilmeğimi çıkardım. Şöyle. Şimdi yine aynı şekilde böyle birer birer toparlayarak ilmeklerimizi başa kadar gelelim. Şöyle hemen başa geldim. Evet. Şimdi burada hemen şöyle şekilde sık iğne her ilmeğin arasından yaparak başa kadar devam edelim. Bu modelimizin işte ördüğümüz her neyse onun bitiminden sonra böyle yapıyoruz. Şöyle yani başladığımız şekilde bitiriyoruz modelimizi. Beni evet bu şekilde başa kadar devam edelim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Yorum ve beğenilerle desteklerinizi bekliyorum. Evet. Bu şekilde böylece yeşil ipimize de geçmiş olduk. Evet. Modelimiz bu şekilde oldukça kolay ve şık bir model. Şöyle çift taraflı gibi. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de yaparsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşürüz.